Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 18. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta silindiri konusunu yapacağız. İki videoyla silindiri halledeceğiz. Hocam iki video bana az gelir bu hafta diyorsanız bir sonraki haftayla birleştirebilirsiniz. Yani 19. haftayla birleştirebilirsiniz. 19. haftada ne var? Piramit var. Piramit de iki videoda bitecek. Toplamda dört videoyu sanki birleştirip halledebilirsiniz gibi geliyor. O yüzden ben bu hafta 18. hafta içerisinde 19. haftanın videosunu da yayınlayacağım. Sizi düşünerekten. Evet, şimdi bu silindirin ilk videosunda ne yapacağız? Kitabımızdaki sayfa 209'u ve 210'u işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Silindir konusu çok basit. Niye çok basit? Çünkü daha önce işledik. Yani 17. haftada işledik. Ne yaptık 17. haftada? Prizmaları işledik. Tabanı ve tavanı aynı olan şekillere biz ne diyorduk? Prizma adını veriyorduk. E, bu da aynı şekilde silindir de tabanı da ayrı, tavanı da da ayrı. Taban ve tavan aynı olduğu için bu da bir nedir arkadaşlar? Prizmadır. O yüzden 2022 sınavında ÖSYM müfredat içerisinde olmamasına rağmen ne yaptı? Bu silindir konusunda sordu. Normalde 11. sınıf konusudur silindir ama 9 ve 10 yani TYT kısmında da bu silindiri sordu arkadaşlar. Çünkü prizma mantığından sorular yapılabildiği için. Evet madem prizma mantığı bu. E, prizma olduğu için bu konuyu da rahat bir şekilde yapabiliriz. Mesela hacim taban alan çarpı yükseklik alan e, neydi? Yanal alanda taban alanların toplamıydı. Yanal alan neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklikti. İşte bu şekilde zaten her şeyi biliyorsunuz. Ama biz yine de anlatalım. İki taban dairesi ve bu daireleri birleştiren ana doğrudan oluşturduğu katı cisme prizma adını pardon silindir adını veriyoruz. Evet aynı zamanda bir prizma ya silindir yani tabanı daire olan prizmaya biz ne diyormuşuz arkadaşlar silindir adını veriyormuşuz. Taban yarıçapı ana doğrusuna dik olan silindire dik silindir adını veriyoruz. Ve bizim işimiz zaten dik silindirli arkadaşlar. Silindir bak taban dairesi böyle öbürü de böyle şöyle eğik bir şekilde olabilir. Eğik bir şekilde olduğu zaman da Normal silindir de olabiliyor, Eğik silindir de diyebiliyoruz onu, ama bizim işimiz dik silindirle. Şimdi silindir arkadaşlar görüyorsunuz burasını. Bu e, şuradaki kısmı nedir arkadaşlar? Şuradaki kısmı yükseklik. Hatta yükseklik kaç da yazabiliriz ama neyse yazayım buraya. Evet bu yükseklik yani şu taban ve tavan arasındaki uzaklık ne oluyor arkadaşlar? Yükseklik oluyor. Bu tabanı diyebiliriz, bu da tavanı diyebiliriz arkadaşlar ya da bu taban yüzeyi bu alt taban mı da üst taban da diyebiliriz. Bu şuna üst taban buna da alt taban adını verebiliriz arkadaşlar. Alt taban adını da verebiliriz. Şu yükseklikte nasıl gösteriliyor arkadaşlar? H ile gösteriliyor. Evet taban ile tavan yani alt taban ile üst taban arasındaki uzaklığa biz ne diyormuşuz? Yükseklik diyoruz. Evet bir de silindirin açık vaziyeti arkadaşlar. Silindiri açtığımız da var. Bakın şöyle elinde bir kağıt var. Şu kağıdı şöyle Şöyle bir silindir yapayım ben. Bakın şimdi dikkat edin. Silindir görüyorsunuz. İşte bakın şöyle bir silindir. Silindir bu şekilde açılmış haline oluyor. Hop açtığım zaman bak ne ne çıktı karşıma? Dikdörtgen çıktı. Bak şuradaki uzunluğa dikkat et. Önceden şuradaki uzunluk şu şuraya eşit değil mi? Ya da şöyle göstereyim şu uzunluğa dikkat et. Dairenin çevresi kadar değil mi burası? Evet. Şunu açtığın zaman da hop açtın. Şurası da dairenin çevresi kadar olmayacak mı? Olacak. E açılmış hali. Dikdörtgen var ama kapakları da koymayı da unutmayalım buraya. Bakın açılmış hali. Bir dikdörtgen bir de ne var? Kapakları var. Şu dikdörtgende burası. Şu dairenin çevresi kadar olacak arkadaşlar. Yani burası 2 pi kadar olacak. E burası da zaten nedir? Yüksekliktir. Burası da iki tane kapağı da bu şekilde koyacağız. Evet o yüzden biz şimdi alanım alanı bulurken çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Evet alan mesela şurası. Burası nedir arkadaşlar? Yan alan alandır? Yan alan bir dikdörtgen. Yan alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti. Taban çevresi zaten ya da şu dikdörtgenin alanı 2 pi r bu kenar h burası 2 pi r çarpı h. E, taban alanları da pi r kare artı pi r kare yani iki tane pi r kare tüm alanı bu şekilde bulmuş olabiliriz. Neyse şuradaki sırayla gidelim bakalım. Silindirin tabanları arasındaki uzaklığa silindirin nesi diyoruz arkadaşlar? Yüksekliği adını veriyoruz. Yüzey alanı nedir? Taban alanları artı yanal alan şeklinde yapıyoruz. E, yüzey alanı ne oluyor aynı zamanda? Taban alanları 2 tane pi r kare olacak. Artı yanal alanda şu dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı da şu kenarlar çarpımı 2 pi r çarpı h şeklinde olacak. Ya da yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı bu, bu bir prizm olduğundan dolayı taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Ha bu arada sadece bu silindir şeklinde gelmeyecek. Silindiri de bir prizma olarak düşünün. Mesela çeyrek silindir karşımıza gelebilir. Yani şöyle bir silindirin parçası karşımıza gelebilir. Böyle bir şey geldiği zaman da mesela 90 derecelik olduğu zaman burası. Şöyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bence bunu silindirin belli bir parçası diye değil de tabanı ve tavanı aynı olduğu için bir prizma olarak düşünüp ona göre işlem yapabilirsiniz. Mesela alan. Taban alanları iki tane çeyrek daire yanal alanda ne olacak arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde yapabilirsiniz. Taban çevresi ne oluyor mesela? Burası R, R. Burası da 2 pi R bölü 4'e eşit değil mi? Yay uzunluğu olduğu için taban çevresi yani pi R bölü 2 artı 2 R çarpı yükseklik şeklinde de yan alana da ulaşabilirsiniz. Tamam böyle bir silindirin parçasıyla uğraştığınız zaman bence prizma mantığını düşünüp ona göre işlem yapabilirsiniz. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. E, o, hocam acım o zaman ne oluyor burada? Taban alanı daire olduğu için dairenin alanı pi r kare çarpı yükseklik h şeklinde olur. Buradaki şeyleri hiçbir şekilde bakın ezberlemenize gerek yok. Kendiniz zaten prizma mantığıyla çıkartabiliyorsunuz. Silindirin ve silindirin tabanlarına paralel bir düzlemin kesimi. Bakın silindir ve silindir ile silindirin tabanlarına paralel bir düzlenme kesimi. Şu şekilde değil mi arkadaşlar? Ne oluyor bu? Bu par tabanlara paralel bir şekilde kestiğimiz zaman kesiti bir ne yapıyor arkadaşlar? Daire yapıyor. Şu şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir daire karşımıza çıkıyor. Hocam ben tabanlarına paralel kesmezsem şöyle bir kesit yaparsam bu da elips oluyor arkadaşlar. Elips müfredatta yok. Tabanlarına paralel bir şekilde kesim yaptığımız zaman ne oluşmuş? Daire oluşuyormuş. Silindir ile silindirin tabanlarına dik bir düzlemin kesimi. Evet arkadaşlar onu da şurada göstereyim isterseniz. Nerede göstereyim? Şurada çizerek göstereyim. Bir silindir var elimde. Şöyle bir silindir. Şimdi diyor ki bana silindir ile silindirin tabanlarına dik bir düzlemle kesimi. Dik bir düzlemle kesimi. Şöyle bir dik düzlemle kestiğim zaman ne yapıyor? Hocam işte tam olarak burası yapıyor. Burası da nedir? Bir dikdörtgendir. Çünkü bu dik bir silindir ya. Dik silindir olduğu için bu alttaki zemine dik. Burası da dik, burası da dik, burası da dik olduğu için. Ne çıktı karşımıza? Dikdörtgen çıktı arkadaşlar. Evet Neymiş? Silindir ile silindirin tabanlarına dik bir düzlemle şöyle bir kesit yaptığımız zaman karşımıza ne çıktı? Dikdörtgen çıktı arkadaşlar. Yani dikdörtgendir diyebiliriz. Evet silindir işte bu. Bir prizma mantığında düşündüğünüz zaman her şeyi çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz bence. Silindir konusu gerçekten kolay ve rahat bir şekilde yapabilecek bir konu. Evet örnek 1'e bakalım şimdi. Taban yarıçap 5 cm, yüksekliği de taban yarıçapını 5 diye, yüksekliği de 6 diye gösterelim bakalım. Dik silindir yan alalım. Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik 6. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 60 pi yapıyor. Evet cevap 60 pi oldu. Öbürüne bakalım yüzey alanı. Yüzey alanı taban alanları artı yan alan şeklinde gideceğiz. Taban alanları ne yapıyor arkadaşlar? Pi r kare. Pi çarpı 5'in karesi bir tane tabanın alanı ama iki tane pi r kare olduğundan. Çünkü bir taban burada bir taban da burada olduğundan iki tane pi r kare. Artı yanal alan. Yanal alan da 2 pi r çarpı h. Yukarıda bulmuştuk. Direkt 60 pi yazabilirdik aslında ama olsun. Bu ne yaptı arkadaşlar? 50 pi yaptı. Değil mi? Artı bu da 60 pi yaptı. Topladığımız zaman da kaç çıktı arkadaşım? 110 pi çıktı. Evet cevabımız örnek 1'de 110 pi oldu. Geldik örnek 2'ye. Taban yarıçapı 4 yüksekliği 5 cm olan silindirin hacmi. Hacim. Taban alanı çarpı yükseklikte silindir dediğimiz şey tabanı daire şeklinde olduğu için yarıçapı 4 yüksekliği de 5 ise taban alanı pi r kare çarpı h. Yani pi r kare çarpı 5. 16 çarpı 5'ten 80 geliyor. Cevabımız böylelikle 80 pi yapar arkadaşım. Örnek 2 80 pi oldu. Geldik örnek 3'e. Şekilde gidik silindirde o taban merkezi tamam. Yarıçap 3 yükseklik 6 verilmiş. Silindirin yanal alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar silindirin yan alanı Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik. O da kaç yapıyor? 36 pi yapıyor. Evet cevabımız 36 pi oldu 3. soruda. Geldik 4. soruya. Şekildeki dik silindirde o taban merkezi OB7 yani yarı çap 7. de kaç verilmiş? 10 verilmiş. Yukarıdaki verilere göre silindirin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Yüzey alanı yani tüm alan. Tüm alanda ne var arkadaşım? Tüm alana baktığınız zaman şu taban alanları var bir de yanal alan var. O zaman ne diyeceğiz? Taban alanları artı yanal alan şeklinde söyleyeceğiz. Taban alanları nedir? Normalde dairenin alanı pi kare. Ama bundan kaç tane var? 2 tane var. Alt taban ve üst taban. Artı yanal alan. Yanal alan nedir? Taban çevresi yani 2 pi r çarpı yükseklik diyeceğiz arkadaşım. Buradan da ne çıkıyor? 49 ile 2'nin çarpımı 98 pi geldi. Artı bu da 140 pi geldi burası da. Topladığımız zaman da kaç geliyor? 238 pi geliyor. Evet cevabımız böylelikle örnek 4'te 238 pi oldu arkadaşım. Evet geldik bir sonraki soruya yani örnek 5'e. Şekildeki dik silindirin taban yarıçapı 4 santimetre ve yanal alanı 80 pi. E yanal alanı 80 pi ise 2 pi r çarpı h eşittir 80 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. Buradan 8 e h eşittir 80 ise h'ı böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz. H 10 çıktı. Silindirin yüksekliği kaçtır diye soruluyor. cevap 10 çıktı arkadaşlar. Evet örnek 5 10 oldu. Geldik örnek 6'ya. Taban çevresi 8 pi ve yüksekliği 6 olan bir silindirden bahsediyoruz. Hemen şöyle bir rastgele bir şekli çizeyim arkadaşım. Şöyle çizdim. Şunu çizince taban çevresi 8 pi demiş. Yani 2 pi taban çevresi dediği şurası. Dairenin çevresi 2 pi eşittir 8 pi ise R'yi buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Evet. Yarı 4 geldi. E yarı 4 ise sonra yüksekliği de 6 olarak verilmiş. Yüzey alanı kaçtır diye soruluyor. E yüzey alanı taban artı yanal alan şeklinde diyeceğiz. Taban alanı normalde pi r kare. E ama bundan 2 tane var. Değil mi? Bir taban, alt taban bir de üst taban. Artı yanal alan taban çevresi 2 pi r yani 4 çarpı yükseklik. Bu olacak. 16 çarpı 2'den 32 pi yaptı artı 24 ve 2 ile çarptı 48 pi yaptı. Topladığımız zaman da kaç yapıyor burası? 80 pi yapıyor. Evet cevabımız örnek altta 80 pi oldu. Geldik örnek 7'ye. Yanal alanı yani taban çevresi 2 pi r çarpı h 30 pi olan taban yarıçapı da kök 5 olarak verilmiş. Heh tamam. 2 pi r yani kök 5 çarpı h eşittir 30 pi olarak verilmiş. Taban çevresi 2 pi r. r de kök 5 olduğuna göre 2 pi kök 5 çarpı h 30 pi olarak verilmiş. Pilerin nanay oldu. E buradan h neye eşit oldu? E 2 ile 30 sadeleştir. 15 bölü kök 5. 15 bölü kök 5'e eşit oldu. Kök 5 eşitini çarparsam 15 kök 5 bölü 5'ten kaç çıkar? 3 kök 5 çıkar. Evet. Yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım yüksekliği de bulduk. Alan dediğimiz taban alanı artı yanal al alan şeklinde olacağından taban alanı pi r kare yarı çap kök 5 ya pi r kare kök 5'in karesi ama bundan iki tane var. Artı yan alanda 2 pi r kök 5 yükseklikte 3 kök 5 oldu. Burası kök 5'in karesi 5 çarpı 2 10. 10 pi artı bu da kaç yaptı? 2 kere 3 6 6 kere 5 30. 30 pi'den topladığımız zaman da kaç yapıyor? Cevap 40 pi yapıyor arkadaşlar. Evet cevabımız 40 pi oldu. Örnek 7'de. Geldik örnek 8'e. Yukarıda açılımı verilen silindirin taban alanı 25 pi santimetre kare ve yan alanı da 60 pi. Hmm. Taban alanı yarı çapı r ise pi r kare eşittir. 25 pi ise pi'ler gitti. R'yi buradan kaç bulduk? 5 bulduk. E arkadaşım şurası 2 pi R'ye kadar değil miydi? Yani r yerine 5 yazınca 10 pi'ymiş burası. E burası 10 pi ise yan alanı da 60. Yani şu dikdörtgenin alanı 60 sa o da 10 pi çarpı h eşittir 60 pi ise pi'ler ne ay? 10 h 60'tan h'ı da 6 olarak buluruz. R bölü h oranı isteniyor bizden. R bölü h neye eşit olur? R 5 yaptı. H da 6 yaptı. Cevabımız da böylelikle 5 bölü 6 çıktı. Evet örnek 8 5 bölü 6 oldu. Geldik örnek 9'a. Şekilde verilen dikdörtgenin BC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle arkadaşlar BC kenarı etrafında döndüreceğiz. Şimdi dikkat. Şu kenar etrafında döndüreceğiz. Bu kenar etrafında döndürürken dikkat edin şu şekli döndürüyoruz. Bak döndürme sorularında nasıl yapacağız? Dikkat dikkat. Şimdi ben bunu bu kenar etrafında döndürürken hadi döndüreyim bakayım. Bu doğruya göre simetriğini alın. Buna göre döndüreceğim ya. Bu doğruya göre simetriğini alın. Evet simetriye alınmış şekli. Bu yapmıyorum arkadaşlar. Evet döndürmeyi düşün şimdi. Hop şöyle dönecek. Evet dikey döndürmede yuvarlaklarınız yatay olacak. Yatay döndürme olsaydı yuvarlaklarınız dikey olacak. Yani sen döndürme yapıyorsun ya şöyle dönecek ya. Yani bu nokta buraya gelecek yatay bir dönme olacak. Yani şurada bir yuvarlığa koy kardeşim. Daha net bir şekilde yaparsın. Aynı şekilde bu da buraya gelmeyecek mi? Evet şöyle. Aa ne çıktı? Bu döndürmeyle elde ettiğimiz cisim bir prizma çıktı. Pardon silindir çıktı. Evet elde edilen katı cismin hacmi soruluyor. Yarı çapı 4 yüksekliği kaç olan? Yüksekliği de 8 olan bir silindir çıktı. Yani hacim de pi r kare çarpı h'tır. Yani bu 16 çarpı 8'den 16 ile 8'i çarpsak 48 100, 128 yapıyor galiba. 128 pi'ye çıkar cevabımız. Evet örnek 9 bu şekilde oldu. Döndürmeye dikkat edin. Farklı bir döndürme var mı? Var. Bu sefer AB, AB etrafında döndürme var. Bakın. Bu sefer de AB etrafında döndürelim. Şimdi açıklamasını yapacaktım ben aslında ama Bundan sonra birkaç açıklama yapayım. Döndürme ile alakalı güzel şeyler karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu sefer de buna göre döndürme yapacağız. Ne yapıyoruz? Buna göre şeklin simetriğini alıyoruz. Evet, buna göre simetriğini aldığımızdan yansımasını alıyoruz. Yani şöyle yansımasını aldık. Yansımasını aldıktan sonra ne olacak? Bak, şuradaki nokta D noktası nereye gelecek? Buraya gelecek. Buradaki C noktası nereye gelecek? Buraya gelecek. Hadi bakalım. Bu sefer şu yatay döndürme yapıyorsun. D şurada ya. Şöyle gelecek. Yani yatay döndürmede de yuvarlaklarınız nasıl olacak? Ha böyle olacak. İşte bu nokta buraya gelecek. Simetriği olacak yani. Şöyle yaptığınız zaman ne yaptı arkadaşlar? Şöyle 360 derece döndürürsem bu şekilde bir silindir çıktı karşıma. Ama diyor ki verilen dikdörtgen AB etrafında 180 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi. Normalde 360 derece döndürülseydi yarı çapı 4 olan yüksekliği de 6 olan bir silindir çıkacaktı. Hacim ne olacaktı? Pi R kare çarpı h olacaktı. pi r kare çarpı h. Bu şekilde olacaktı. Ama bu 360 derece döndürmesi 180 derece döndürmesi ne olacak? 180 bölü 360 dersin. 60 derece döndürülmesi de, deseydin ne yapacaktın? 60 bölü 360 diyebilirdin. Evet 360 derece döndürmede pi r kare çarpı h. Ama herhangi bir şekilde açısal döndürmede de 180 bölü 360 ya da 60 döndürülseydi 60 bölü 360 diyecektik. Yani bölü 2 ya da 180 derece döndürme yarım döndürme deyip e, pi kadar çarpı h bölü 2 de diyebilirdik arkadaşlar. Buradan ne geldi? 96 pi bölü 2'den 48 pi gelir cevap. Tamam. Bir sonraki soruya gelelim. Birkaç açıklama yapacağım döndürme ile alakalı. Birkaç örnek göstereceğim. Onu da bu da döndürme sorusu olduğu için bir sonraki soruda yapayım isterseniz. Şimdi burada paralellikler verilmiş. E, F, A, D, B, C. Şunlar paralel. Sonra 3 verilmiş, 2 verilmiş, 4 verilmiş. Yalnız burada DC yazılmış. Şu DF olacak galiba. Evet D, 4 olarak gösterilmiş zaten. Şekilde verilen dikdörtgenin EF etrafında 180 derece döndürmesi ve 360 derece döndürmesiyle elde edilen cisimlerin hacmini sırasıyla nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şunu döndürelim arkadaşlar. Şu dönecek. Bir de şurası dönecek arkadaşlar. Sağ tarafı dönecek. Yalnız bu ayrı dönecek. Öbürü de şu şekilde. Şu rengi kullanayım. Turkuaz. Evet benim kitabın rengi. En sevdiğim renk. Turkuaz rengi. Şunu da şu şekilde yapalım bakalım arkadaşım. Şimdi döndürmeyi yapalım. Döndürmeyi yaparken hangi nokta etrafında hangi doğru etrafında şu doğru etrafında döndüreceğim. Bu doğruya göre simetriğini alacağım. Öncelikle kırmızının simetriğini alayım burada. Kırmızının simetriğini alacak olursam hocam hop şöyle 4 birimlik bir dönüş olacak değil mi arkadaşım? Evet kırmızı nokta bakın şuraya geldi. D noktası buraya geldi ya da A noktası buraya gelecek. Dönüşlerde ne yapıyoruz? Şöyle bir dikey döndürmede bak dönüş yuvarlak olduğunu görüyorsunuz. Dairesel bir döndürmeyi şöyle koyalım şöyle bir dairesel döndürmeye koyduk. Öbür turkuazda şöyle bir döndüreyim isterseniz. Turkuazda döndürelim. Turkuazda bu döndüğünde bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek simetriyi. Ne aldık şöyle. Buradaki dönüşte şöyle bir dairesel dönüş olmayacak mı? Evet dairesel dönüş olacak. Şimdi A şıkkında 180 derece döndür diyor. Hadi 180 derece döndüreyim. D noktası dönerken hani bu yönlü döneceğiz ya. Şu yönlü döneceğiz ya. Bu dönüşte 180 derece. Yani şuradaki silindirin şu kadarlık kısmı beni ilgilendiriyor. Yani Yarım silindir yapmış oluyor arkadaşlar. Yani yarı çapı kaç olan bu? 4 olan yarım silindir. O zaman pi r kare çarpı h. Yüksekliği 3 ya. Büyüğün yüksekliği. Bölü 2 artı. Öbür maviye bakalım. Mavi de dönüş yaparken bu yönlü dönecek. Şu kısmı beni ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor daha doğrusu. E buradaki dönüşte de ne oluyor arkadaşlar? Şuradaki kısmı beni ilgilendiriyor. Bak iç içe olmadı bunlar. Bir burada dönüş bir de burada dönüş. Arkada dönüş. Ayrıca bir hacim oluşturdu burada. E o zaman bu da yarı çapı kaç olandı? Burası 2 olandı. Şunun yarı çapı 2 ya. Yarı çapı 2 olan yüksekliği 3 olan. Yani pi r kare çarpı h bölü kaç? 2. Çünkü 180 derece döndüğü için yarım. E buradan ne geldi? 16 bölü 2'den 8. 3 kere 8 24. 24 pi artı sığmayacak buraya 6 pi. O da 30 pi mi yapıyor? Evet 30 pi yapacak. Cevabımız böylelikle 30 pi oldu arkadaşlar. A şıkkını 30 pi bulduk. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında dikkat. 360 derece döndürülmesiyle. Arkadaşım sen bunu 360 derece döndürünce şöyle bir şey mi geldi? Evet. E sen bunu da şuradaki turuk da 360 derece döndürsen şöyle bir şey geldi. E zaten bu büyük siyah. Şu içerideki siyah içine almadı mı? Yani şu bütünsel büyük hacim oluşmadı mı burada arkadaşlar? Yani sakın şunu yapma. Şuradaki leva dönünce hocam büyüğü oluşturdu. İçeride de küçük küçük var. Ama bize 360 derece döndürülmesiyle oluşan cisim isteniyor. E zaten şu dörtlük cisim bize büyüğü oluşturdu. İçeridekini ne yaptı? İçine gömmüş oldu. Yani sadece ve sadece büyü geçerli bizim için. E o zaman ne diyeceğiz? B şıkkının cevabı da Direktman yarıçapı kaç olan Şuradaki uzunluk 4 birimde 4 olan ve yüksekliği 3 olan bir silindir yaptı arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Hocam bu küçüğü ne yaptı? Büyüğü için aldığı için Direktman büyük soruluyor bize 360 derece döndürüldüğünde. Evet o zaman 360 derece döndürdüğümüzde ne yapıyor? Pi r kare çarpı h. 16 çarpı 3'ten direkt 48 pi yapıyor. Büyüğün hacmi yapıyor arkadaşlar. Şimdi döndürme ile ilgili birkaç antrenman yapmak istiyorum ben size. Nerede yapayım o antrenmanı? Mesela yukarıda yapayım. Arkadaşlar şöyle şurada mesela şunu döndürelim. Şunu biraz ya da bir boşluk bileyim ben aşağıda. Aşağıdaki boşluktan faydalanarak bir şeyler yapmaya çalışayım size. Şurada mesela şu boşluğu kullanayım ben. Arkadaşlar şuradaki boşluğu kullanarak yapayım. Mesela şu şekli döndürelim. Hadi bu şekli öncelikle tabii içinde boyayım. Şu şekilde bu şekli döndürelim. Farklı kenarlar üzerinde döndüreyim hatta. Şimdi gençler ben bu şekli şu kenar üzerinde döndürdüğüm zaman ne gelecek karşıma? Simetriğini alıyorum. Arkadaşım simetriğini aldım. Bak bu nokta buraya gelecek. Dikey döndürme. Hocam yuvarlağımız nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Sonra bu nokta buraya gelecek. Yuvarlağımız dikey. Ne çıktı? Bir silindir artı koni çıktı mesela. Sonra aynı şekilde döndürmeyi bir de bunda göstereyim. Mesela aynı kenar etrafında olsun. Bu sefer şu kenar etrafında olsun. Bunu biraz daha yukarı alayım. Şu kenar etrafında döndürmeyi göstereyim. Buna göre simetriğini alıyoruz şeklin. Şöyle döndürdüm. Dikey döndürmede yuvarlaklar yatay. Bakın şu nokta buraya geldi. Hop şöyle. Bu nokta da buraya geldi arkadaşlar. Hop şöyle. Ne çıktı karşımıza? Kesik koni çıktı. Bir tane daha döndürme yapayım sizinle. Şununla alakalı. Şimdi bu sefer de şunun etrafında döndürme yapsak nasıl olacak? Arkadaşlar bunun etrafında döndürme yaptığın zaman da buna göre simetriğini alalım. Şekli simetriğini aldım. Şöyle ve şöyle oldu. Dolu olan kısım burası. Dikkat. Şimdi şu şekilde. Bu nokta buraya geldi. Şöyle bir dairesel bir şey oluştu. Bu nokta buraya geldi. Şöyle dairesel bir şey oluştu. Bu sefer ne çıktı? Hocam büyük silindirin içini oymuşum. Nasıl oymuşum? Bir koni şeklinde oymuşum. Çünkü dolu olan kısımlar bakın dikkat edin şunlar. Şurası boşluk. Büyük silindir var elimde. İçi de ne olmuş? Koni şeklinde oyulmuş. Bunun alanı sorulabilir. Hacmi sorulabilir. Bu şekilde döndürme sorularını da yapabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler. Böylelikle Olayı hallettik mi? Hallettik. Evet şu kısmı hallettik. İlk iki sayfayı hallettik. O zaman ne diyeceğiz? Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda yani ikinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.